4 yıl sürekli işkence, psikolojik, fiziki, maddi, manevi işkence gördüm. Biz 12 Mart 1971 darbesi ile 12 Eylül 1980 darbesi, iki darbe arasında sandviç gibi olan bir nesiliz aslında. Kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Erdal Eren daha 17 yaşındayken tutuklandı. 13 Aralık 1980'de Ankara Merkez Cezaevinde 18 yaşından küçük olmasına rağmen idam edildi. Çok net bir biçimde dış destekli bir darbe olduğunu söyleyebilirim. Şunu da söyleyeyim, yani bütün darbeler, askeri darbeler dış desteklidir. Hiçbiri sadece iç dinamiklerle hareket etmez. Dünyadaki bütün askeri darbeler için aynı şeyi söyleyebilirim. Türkiye'de olmuş ve olabilecek bütün askeri darbeler dış desteklidir. Yani bir taammüt vardı. Devletin içerisindeki bir grup bunu gerçekleştirdi ve hala sonuçlarıyla uğraşıyor Türkiye. Necdet Adalı 12 Eylül Cuntası'nın idam ettiği ilk gençti. 12 Eylülcüler kendi ifadeleriyle asılan bir solcuyla denge kurmak için bir de sağcı idam etmek istediler. Necdet Adalı'dan sadece birkaç saat sonra yine 22 yaşında bir genç Mustafa Pehlivanoğlu dar ağacına yürüdü. Mustafa'dan geriye şu satırlar kaldı. Anne, sizlerle helalleşmek isterdim. Fakat olmadı. Hakkım varsa hepinize helal olsun. Siz de helal edin. Son olarak abime, yengeme, yeğenime, bacıma selam eder. Haklarını helal etmelerini dilerim. Nişanlıma da selam eder. Cenab-ı Allah'ın mutlu bir yuva kurması için ona yardımcı olmasın. Tam 30 yıl sonra yine bir 12 Eylül günü işte bu işkencelerle, bu zulümlerle, bu insanlık dışı uygulamalarla milletçe hesaplaşacağız. Gencecik ölümlerle hesaplaşacağız. Zamansız vedalarla hesaplaşacağız. 17 yaşındaki çocukları yağlı urgana taşıyan zihniyetle hesaplaşacağız. Gencecik yaşında haksız bir şekilde idam edilen Mustafa'nın Allah'ından bulurlar dediği gün işte 12 Eylül 2010 günüdür.